Edirama, sanatçı Edirama'nın Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu ilk sergideyiz. 10 yıllık sanat yaşamında 2005-2015 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu eserlerinden oluşan 131 parçalık bir sergi. Şu anda Tophanehamire'deki sergi. Buradaki eserlerde gördüğünüz gibi Edirama'nın renkli yaşamını aslında yansıtıyor. Her eser tuvalde değil, herhangi bir şeyde değil. Sanatta bir bütün halinde geçen yaşamının günlük toplantı kağıtlarının üstüne yapmış olduğu desenler. Bunu bir yerde daha söyledim. Politikayı bırakabilir, akademisyenliği bırakabilir, sporculuğu bırakabilir ama Edirama sanatı hiçbir zaman bırakamaz. Çünkü onunla artık bütün olmuş vaziyette yaşıyor. Her anı sanatla birlikte dünyanın birçok yerinde sergi açıyor. Tophane sergisinden önce Bangkok'ta bir sergisi vardı. Onun öncesinde Berlin'de bir sergisi vardı. Ama bu sergilerin hiçbirinde aynı eserler sergilenmiyor. Çünkü her gün üretiyor. Her gün ürettiği için de çok büyük bir portföy ve dataya sahip. Buradaki 10 yıllık eserlerinde onun sanattaki dönemselliğini de görebiliyoruz. Aslında 10 yıl ama hiçbir dönemi yok gibi. Çünkü bütün eserler aynı dinamizmi yaşıyor. Aynı frekansta ve aynı enerjiyle karşısına yansıtıyor. Toplantılar esnasında yapmış olduğu bu desenler bir yerde de onun günlük yaşamındaki hareketliliği ve duygularını yansıtıyor. Belki böyle deşarj oluyor. Ama sanat adına dünyada bir ilk olduğuna inanıyoruz ve buraya davet ettiğim zaman kabulü bizim için büyük bir onur ve gurur oldu. İlk defa Türkiye'de böyle bir sergiyi gerçekleştirdi. Bu sergide 131 parça eser var. Bu 131 parçanın 24 tanesi günlük postitler. Geri kalanı da söylediğim gibi 10 yıl 2005-2015 arasındaki günlük ajandası ve bazı mektuplar. Bu mektupların üstüne de yapmış olduğu çalışmalar var. Bir politik yaşama da ışık tutuyor aynı zamanda. Burada gayet net ve açık şekilde kimlerle ne toplantılar yaptığını da görebiliyorsunuz. Sergide aslında Edirama'nın yaşamına dair birçok noktaya değindik. Evet, burada eserleri var görüyorsunuz ama onun dışında arka tarafta bir Edirama'nın çalışma masasını kurduk. Bu ofisteki masasının benzeri şekilde burada yeniden imal edildi ve bu mekana yerleştirildi. Ve bu masanın üstünde de Edirama'nın 21 Kasım 21 Ocak tarihleri arasında açık olan sergisinin bir günlük ajanda kağıdı var. Ve kalemleri. Gelen ziyaretçiler istedikleri gibi burada interaktif olarak Edirama'nın ajanda kağıtlarına bir şeyler çalışabiliyorlar. Biz bunları bir de arşiv oluşturuyoruz üstüne üstlük. Bırakanların eserlerini topluyoruz. Herkesinki bir eserdir bizim için. Bunları Edirama'yla paylaşacağız. Belki ileriki dönemlerde farklı bir şekilde değerlendireceğiz. İki film var. Sağlı sollu çalışma masasının olduğu kısımda. Burada Edirama'nın günlük yaşamını ve kişiliğini algılamak çok daha kolay hale geliyor. Kendisi açılışta buradaydı. Gerek mekan olarak, gerek kimliği, sanatçı kimliği olarak biz burada bütün taşların yerine oturduğunu düşünüyoruz. Böyle bir şahsiyeti, böyle bir sanatçıyı Türkiye'de ağırlamaktan da çok mutlu olduk.